Efendim, kimleri görüyoruz, kimleri görüyoruz? Merhaba efendim. Ben Deniz Fahrettin, Oto Fahrettin. Efendim, lakabımdan da anlaşılacağı üzere otomobil satıyorum. Ben de Fikret, Mus Fikret. O zaman sar şuradan bize 2 kilo. Canım şaka, şaka. Sizi tanımayan mı var? Meşhur Mus Fikret. Türk futbol tarihinde en kavisli orta yapan futbolcu. Hatta derler ki öyle bir kavis verirmişsiniz ki topa, top ayağınızdan çıktıktan sonra şöyle bir kavis yapar gelir tekrar ayağınıza konarmış. Aa, evet. Hatta rakip takım futbolcuları arasında lakabı da bumerang cehennemiymiş. Fahrettin Bey, buyurun. Arzu Hanım dedi ki kendisine bir hurda parçası satmışsınız ve geri almıyormuşsunuz. Doğrudur efendim, doğrudur. Çünkü şöyle bir laf var, buyurun efendim. Şöyle bir laf vardır, derler ki günün birinde hayat elinize bir hurda verirse sakın o hurdayı geri alma. Çünkü ben hayatta sattığımı geri almam. Öyle mi? Öyle. Arzucuğum kusura bakma, bak denedik olmuyor. Bence sen en iyisi kendine bir tane bisiklet. Ay inanmıyorum sana Fiko. Sanki bir kafayla kendi kalecini ağlara dolamış adamsın. Yani bir tane zırta boz ikinci el araba satıcısının söylediklerini mi dikkate alıyorsun? Bana bak, şöhret bozuntusu. Burada ikinci el bir şey varsa o da sensin. Asıl sen bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun. Vay. Sen kime şöhret bozuntusu diyorsun? Alırım ayağımın altına. Yani kusura bakmayın Fikret Bey, tabii haklısınız, affedersiniz, biraz haddimi aştım tabii ki, kusura bakmayın ama hepsi şaka şaka canım, şaka. Ben kendimi size nasıl affettirebilirim? Buldum. Sizle bir reklam filmi çeksek, şöyle şipşak, önemli bir şey değil. Ben de bunun karşılığında Arzu Hanım'a son model bir araba hediye etsem, nasıl? Yok, ben hiç o reklam işine bulaşmayayım. Son defasında bir muzlu çikolata reklamında oynattılar. Bana da kameraya sırıtarak... Çikolata değil, fikolata! Dediler, ben 6 ay kendime gelemedim sonra. Peki, siz bilirsiniz. Kızlar, kusura bakmayın, ikna edemedim. Ya! Kim bunlar? Hale, Jale ve Lale. Reklam filmindeki rol arkadaşların olacaktı. Ama bir düşününce insanın sevdiği bir dostunun otobüslerde kapılıp kaçılmasına gönlü razı olmuyor ki. Bak duruyor, gördün mü? Sileceği de çalışıyor. Bak, geriye de gidiyor, dur. Bak, öne de gidiyor. Nasıl? Çok güzel değil mi? Neyse ki emniyet kemeri de çalışıyor. Ne olursa olsun, Fahrettin gibi 3 kağıtçı bir adamla reklam çekmesi için Fikret'i ikna etmem bence hiç hoş bir durum değil. Ay abla, alan memnun, satan memnun. Herkesin keyfi yerinde. Benim yeni bir arabam var, Fahrettin'in yeni bir reklam yıldızı var, Fiko'nun 3 tane işkembe ustası var. Bilmiyorum. Fahrettin Fikret'i reklamında rezil edecek. Fikret tabii bu işi senin tezgahladığını anlayacak ve ondan sonra da bir daha seninle hiç konuşmayacak. Evet, işte bütün bunlar, bir de yepyeni sıfır bir araba. Ay, bugün benim en mutlu günüm. Ne oldu? Aslı geliyor. Aslı geliyor. Barış'la beraber. Barış kim? Barış, İl Sağlık Müdürlüğü'nde doktor olan Barış. Bak bakayım Aslı'nın nabzına bakıyor mu? Ne? Aslı'nın nabzına bakıyor mu, bir bak. Teyze. Yeni araban hayırlı olsun. Sağ ol, senin de kürkün hayırlı olsun. Anne, ne yapıyorsun sen orada? Ne haber Aslı? Fakat Arzucuğum, haklıymışsın, bu otomatik vites arabalarda bak aradım aradım, yani deminden beri de arıyorum, debriyaj yok. Ne haber Barış? İyi. Nasıl gidiyor? İyi. Dershane falan yoğundur herhalde. Tabii.
E tabii yoğundur. Sen çünkü tıp istiyorsun değil mi? Bana müsaade. Görüşürüz. Ne oldu? Ailenden biri mi hastalandı? Tabii git git sen bir nabzına bak. Hatta gerekirse nabza göre şerbet vermeyi de gayet iyi bilirsin. İyi akşamlar Barış. Of anne ya, of ya, of. Düşelim.